geçimler nasıl? Vatandaş geçinebiliyor mu? Abi şu an vatandaş geçinebildiğini sanıyor. Elinde parası olanlar parasını kaybetmemek için uğraşıyor. Yine olan gariban oluyor. Orta halli insan kalmadı zaten. Asgari ücret 11.400. 10 gün geçinebilen varsa gelsin söylesin yani. Yok telefonunu çıkar. O bu şu. Ayağını yorganına göre uzat diyorlar mesela. Abi 11.400'e ben nereye uzatayım? Yorgan alamayız ki o paraya. Gel al. Bir tane koltuk takımı yok. Evlenecek olsan hiçbir şey yok. Şu an gençlik bitmiş durumda zaten. Ailemizi zor geçindiriyoruz. Okul mokul hiç uğraşamıyoruz. Zaten onu da girsek o tam araya gittik. Kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Okursan yani araya gideceğini düşünüyorum. Abi okuyan o kadar insan var ki ben yemek sektöründe çalışıyorum, tamam mı? Kuryeyim. Kuryelik yaparak fazla saat çalışarak 16-17 saat bile bazen çalışıyorum ki bir geçim sağlayabileyim diye. Onun aşağısında çalışsam çalışamam. Para yetmez çünkü. 8 saat imkanı yok zaten. Türkiye'de normalde 8 saat normal çalışmak. 8 saat çalışıp da para kazanan kimse yok. Memurlar geliyor yanıma diyor ki bize diyor ek iş verir misin? Abi ne iş yapıyoruz? Memurum diyor, ben öğretmenim, kurye olmak istiyorum diyor. Şu an yemek sektöründeki bütün müdürlerimiz de hepsi üniversite mezunu zaten. Hiçbiri iş bulamıyor. Okudum diyelim, o kadar zaman harcadım, iş bulamadım. Evde oturuyorum, yaşım olmuş 30. Nasıl olacak? Peki niye bu durumlara düştük abi? Abi bu durumlara niye düştüğümüzü anlatırım anlatmazına da Silivri soğuktur diyorlar. Elinde parası olan insanlar parasını kaybetmemek için yine aynı yönetimi seçtiler. Olan gariban oldu yine, elinde zaten yok 3 kuruş parası var. Onu çoğaltamaz. Şu an dolar uçmuş gitmiş. Senin elinde mesela geçen sene 1 milyon paran var atıyorum. 1 milyon paranı dolara çevir. Zenginsin sen zaten. Gidip yine ona oy verirsin ki maksat param değer kaybetmesin. Ama parası olmayan da zaten rezil durumda yaşıyor. Geçimlerimiz nasıl? Kötü. Kötü mü? Neden bu kaynaklı? Emekli. Emekli maaşı yetmiyor mu? Yetmiyor, ne olacak? 7500 lira. Kiralar olmuş 10 bin lira ya. Az mı geliyor maaş? Az geliyor. Peki şu anda kiralar, faturalar nasıl? Çok yüksek. Niye böyle oldu abi ki? Valla Türkiye'deki yönetenlerin sorunu. 2021'e kadar her şey normaldi. 2021'den sonra her şey tepe taklak oldu. Her şey iki katına çıktı. Satacak bir şey kalmadı içimde. Acaba dış güçler miydi? Yani her 2021'den şey önce dış güçler, iç güçler miydi? Öyle. Yani hep onlara yüklüyoruz da dış güçlere buluyoruz kabahati de. Acaba içeride üretimimiz ne durumda? İnsanların alım gücü, maaşları memuru 22 bin lira yaptılar. Kiralar arttı. Pazardaki adam diyor ki 22 bin lira oldu sizin maaş memurlara. Biz de diyor ürünlere zam yaptık. Mazot keza öylesine, benzin, LPG bunlar temel ihtiyaçlar. Adam nakliye yapıyor, Mersin'den alıyor, getiriyor. Diyor ki mazotun litresi olmuş 40 lira diyor. O da üstüne koyuyor. Mecburen. Bamya ya normal halkın köyde ürettiği bamya 110 lira olmuş. Fasulye 50 lira, 70 lira. Çiçeğin üretim maliyetleri arttı. Arttı. Ama vatandaşa sorduğun zaman fırsatçı diyor bunlara. Ya üretici kazanmıyor. Tarlada üreten kazanmıyor. Görüyoruz televizyonlar birçoğunu yansıtmıyorlar ama üretici döküyor pazardaki mallarını, satamıyor. Ama aradaki komisyoncular, aracılar kazanıyor. Siz pazara gidiyor musunuz? Gidiyorum valla. Peki şey var mı böyle yerden toplayan? Var. Pazar artığı bekleyen? Vallahi var. Ben utanmasam, yani 7500 lira emekli maaşım var, ben de toplayacağım. Ama bir şey kalmıyor, hep çürüklerini döküyorlar. Sen niye utanasın abi? Seni o duruma yani düşürenler utansın. Çünkü diyecekler ki ya... Sen niye utanasın ki? Hayır şöyle derler ya, hadi hiç geliri olmayan topluyor da senin bir 7500 lira gelirin var diyecekler. Onun o da yok. Ekmek 5 lira olmuş ya, bazı simit 7,5 lira, 8 lira. Bir simit bir ayran alıyorsun şurada parkta oturuyor, 16 lira. Hani eskiden simit çay hesabı yapıyorlardı ya. Şimdi simit Erdoğan'ı çayda başa getiren hesap. Şimdi çayla simit kurtarmıyor. Tutmuyor değil mi? Vallahi tutmuyor. Çay 10 lira, simit ama 8 lira. Erdoğan o zaman diyordu ki bu zalim hükümet, bak onu taklidini yapıyoruz. O zalim hükümet diyor size bir çay, bir simidi bile çok görüyor. Hadi şimdi yapsınlar. Yapıyordu şimdi yine, aynı hesabı yapsınlar. Şimdi ne oldu abi bizi? Vallahi şimdi tutuyor mu hesap? Şimdi o muhalefette gibi gözüküyor. Şimdi o karşı çıkıyor. Geçen gün çıkmış demiş ki abi, ya bu emekli zamları ne demiş ya böyle az emekli maaşı falan.
Abi kim yapıyor acaba? Ben de altına yazdım, dedim ki Cumhurbaşkanım daha neler var, ben sana bir anlatayım da bir gün oturalım. O zaman kendini şöyle görüyor, onun 3 tane şapkası var. Cumhurbaşkanı, başkan, AK Parti genel başkanı. Kendini muhalefetin yerine koyuyor, emekli maaşının yetmediğini biliyor. Ya 7500 lira nedir ya? %25 zam yaptı, onu da 7490 lira alana 10 lira yansıdı. Kök maaş diye bir şey çıktı, ben kökü dalı bilmiyordum şimdiye kadar. Kaç yıldır emekliyim, maaşıma yapılan zammı biliyordum. Şimdi bir de kök çıktı, dal çıktı. Kök maaşa yapmışlar, 10 lira yansıyor. Ya 7500 alan da aynı alıyor, 7490 lira alan da 7500 alıyor. Maaşın köküne zam yapıyorlar ama dalları niye bize giriyor peki? Hep bize giriyor nedense, vatandaşa kalıyor. Peki bir şey soracağım, şimdi az önce dedin ya, Erdoğan kendini eleştiriyor neredeyse diye. Sence şu anki hükümetin yaptığı yanlışları en çok eleştiren isim kim? Muhalefet eleştiriyor. Recep Tayyip Erdoğan eleştiriyor. Teşekkür ederim abi. Ben de. İyi akşamlar. Merhaba dostum. Nasılsın abicim? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Geçimleri soruyoruz, yorumlamak geçimler ister misin? Mi? Abi sana sadece şunun yorumunu yapayım gerçekten. Çekiyorsun değil mi abi? Abi ekonomi belli zaten, bak şu çocuk orada oturmuş abi, dileniyor, anladın mı? Bunun gibi 50 tanesi var, şuradan geç abi bak, anladın mı? Ekonominin tek düzelme sebebi ne biliyor musun abi? Şu an olduğumuz durumdan kurtulmak abi. Nasıl olacak o? Nasıl olur abi? İnsanların kendini geliştirmesi lazım, ne bileyim. Yani sadece çalışarak olmuyor her şey, anladın mı? Çabalamak lazım daha çok, anladın mı? Bir şeylere odaklanmak lazım. Birileri diyor ki işte yok böyle, yok şöyle olur, para kazanma falan, ama yollarını gösteren yok, anladın mı? Ben size teklif sunuyorum. Gerçekten adaylığımı da koyacağım, az kaldı abi. Bunu zamanla anlayacaksınız zaten. Ama gerçekten acıyorum. Nereye adaylığını koyacaksın? Cumhurbaşkanlığına. 109 bin liram var mı hesabında? 109 bin liram yok ama 120 bin liram var abi. 109 bin lira mesela şu anda sadece adaylık başvurusu. Ama işte onun için de bir gelir gerekiyor abi. Yani daha çok bir gelir, anladın mı? O yüzden de çabalamak lazım abi. Peki kitleleri peşinde sürükleyecek bir sloganın ya da vaadin var mı? Buradan iletelim senin için. Var. Söyle. Yani şöyle söyleyeyim, referansım var. Nasıl diyeyim, ajansta çalışıyorum ben abi. Günlük gelirim zaten 5-6 bin. İsterim yani herkesin öyle bir geliri olsun ama yani durumlar belli abi, herkeste ne bileyim durumlar gerçekten çok kötü. Ne ajansta çalışıyorsun? Nasıl diyeyim sana abi? Yayıncılık? Oyunculuk falan, aktörlük. Öyle yani. Başka yorumlamak istediğin yok abicim, teşekkür ederim. Geçim durumlarınız nasıl diye soruyoruz. Vatandaşlık geçinebiliyor mu? Vatandaş çok zor geçiniyor. Neden efendim? Yani ekonomik, asgari ücretin düşük olması, enflasyonun yüksek olması maalesef insanlığımızı boynunu bükük gösteriyor. Seçimden önce Cumhurbaşkanımız demişti ki bunları öyle bir çakalım ki belleri doğrulmasın dedi. Vallahi bize çaktılar. Doğru, çakılmışık. Sözünü tuttu yani. Tabii, çakılmışık.